yani. Burada soyunma odamız var. Bu sürü kili. Bu inci kolye benim inci kolyem mi? Bu arada. Ben piç miyim? Bu kollarına bak ya. Lahmacun söyleyesin var ya. Kıyıldı ha. O kadar böyle pure ve şey hissediyorum ki, saf hissediyorum ki bu konuda. Sabah kadar ağlamam mı gerekiyor? Bırak onu sabah kadar ağla. Seni buraya çıkardım. Bir bineyim ya, şöyle bir bineyim. Bu binmedin mi? İlk defa bineceğim ben. Bu çok güzel lan. Çok cool şu an, aşırı cool. Ya. Aşkım ya. Bilmeyin lütfen, ben koyarım. Şey oldu mu? Hayır. Olmuş, Allah kahretsin. Hayır. Yo bir şey yok. Ama kırık. Değil. Bir yanın tamam. Görünmüyor ama. Sanırım kameram çatladı. Çok modum düştü şu an. Görüyor musun tam şurada? Dur bakayım. Ben aslında çatlak gibi değil, gayet iyi görünüyor değil mi? Bence okey ya. Kurtardım. Şu ışık nedir şey sanırım? Güneşten. Allah. Allah. Bavula geldik. Fotoğraf çekimimiz için. Battık. Gülüm ya. Ütüsü mü içiyorsun? Fık batık ha? Şaşırırım. Gerçekten şaşırırım. Tabii de kayıttayım. Telefonumu düşürdüm ya. Kamerası kırıldı. O neyin telefonu alacak mısın? Alayım. Olayları bu kadar hızlı çözüyoruz. Benim bu kadar hızlı. İnsanlar beni böyle çok seviyorlar. Hala telefonumu bir yere koyamıyorum. Senin şu ben beykazdan bir saat, buradan bir saat. Batıkan'ın stüdyosuna geldik. Batıkan benim arkadaşım, fotoğrafçı aynı zamanda. Hem de biraz sizi stüdyoyu gezdireyim istedim. Belki bu tip şeyler, çekimler yapmak isteyenler olabilir aranızda diye. Çünkü çoğu insan artık biliyorsunuz dijitalden para kazanıyor ve medya işi yapıyor. De bir kıyak. Stüdyonun adı Bavul Production, Kadıköy'de. Bu şekilde bir sürü arka plan var kullanabileceğiniz. Mesela şurada çok böyle nostaljik işte eski filmler falan filan, kameranın olduğu böyle çok duygusal, romantik bir çekim yapabileceğiniz bir yer var. İşte hepsi de ayrı bir kareye göre düzenlenmiş. Çok ayrı ve güzel böyle vintage parçalar var. Mesela şu benim en best şeyim. Şunun yatağımın üzerinde olması için her şeyi verirdim. Sanırım işte radyo, işte teyp gibi bir şeymiş böyle. Bayağı şu an çalışır durumda aslında. Ama şu an bunu kullanmıyoruz. Genellikle orada bluetoothlu şeyimiz var. Hoparlörümüz var, onu kullanıyoruz. Şu dolaplardan kesinlikle çok istiyorum ya. Çok hoşuma gidiyor. Bunun kırmızısı vardı arkadaşımda. İçinde sabunu koyuluyor. Başka da hiçbir şey koyulmuyor. Aferin Batıka. Buradan gittiğimizde efendim, burada insanların işte modellerin, gelen çekim yapmak isteyen insanların hazırlandığı bölüm burası. Sonra devam ediyoruz. Devam ederken burada yapılan çekimlerden kareler. Burası da stüdyonun çekimin yapıldığı ana yer. Atıyorum mesela dergi çekimi olabilir. Ürün çekimi olabilir. Her şey burada yapılıyor. Tabii ki de işte kişisel olarak gelen, benim fotoğrafımı çek, işte farklı farklı ambiyanslarda olsun diye insanlar bu arka planları kullanabiliyor. İstedilen her yer kullanılabilir. Biliyor aslında. Tamamıyla size bağlı. Bavul Production kendi fotoğrafçısı da var. Kendisi oluyor. Bunu da kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda sizin anlaştığınız bir fotoğrafçı varsa fotoğrafçınızı da getirebiliyorsunuz. İşte atıyorum burayı saatlik ya da günlük kiralayabiliyorsunuz. Buradaki tüm imkanlardan faydalanabiliyorsunuz. Bu da harika bir stüdyo. Model limit. Bak böyle yaparım. Bak şöyle yaparım bak. Yani.
Sulanırım. Bunun aşağısı daha yapılmadı. Aşağısı farklı bir stüdyo olacak. Gösteremiyorum çünkü yapım aşamasında. Burası çok farklı bir vibe olacak. Böyle daha teknolojik bir arka planların olduğu yer olacak. Burası da aynamız. Güzel ben. Of maşallah türbanım. Burada soyunma odamız var. Bu arada burayı da kullanabiliyorsunuz. Benim en sevdiğim yerlerden birisi bu stüdyo burası. Çünkü ben buraya kırmızı oda diyorum. İnsanlar burada psikolojilerini düzeltiyorlar. Neyse espri yapmak istemiyorum. Çok güzel bir fotoğraf da o kadar güzel çıkıyor ki burası. Aynı zamanda soyunma odası ama bence Batıkan burayı da bayağı fotoğraf çekimleri için kullanmalı. Vizyoner arkadaşlıklar böyle oldu. Canım ya. Hi. Hareketlere bak hareketlere. Hi. Sim mi sürüyorsun? Evet. Oo, bana da sür bakayım. şu an... Kader... kolye asla da küpe takman gerekiyor. Sade bir kombin ya bu. Bence sadece kolye şey olur işte... Çok fazla kalabalık gösterir. Çok minik bir küpe takabilirsin. Hatta şunu bence içine sok. Minik küpe. Aynen. Büyük küpen var. Minikten kastım tabii. Aa bak şu olabilir belki. Aa Adana burması diyor. Şunlar kolye. Şunlar çok büyük olur. Bu inci kolye benim inci kolyem mi? Olabilir. Şu işte size bahsettiğim aç köpeklik buydu. Evimden bu şekilde şeyler çalıp çalıp götürüyor. Bu arada. Kalın mı? Büyük bir şey mi? Ha. Ya sanki ama bu biraz spor bir elbise ya, kumaş şey böyle çizgili çizgili ya. Bunun mesela böyle daha resmi bir elbise olsaydı büyük bir şey taktardım ama nedense canım buna şey istiyor. Ya bunu zaten şey için, ajanslar için. Bence o yüzden büyük bir küpe ne o buna? Bence hayır. Şu an çoğunuz şeyi merak ediyor. O gün neden bir önceki video ile aynı kombinde sizi... Sor. Sordun mu? Sorduğunu farzlıyorum. Oh my god. Çünkü biliyorsunuz temizlik videosu belki çektim, belki de yayınladım, belki de yayınlamadım. İlk hangisini yayınlayacağım bilmiyorum. Temizliğe başlayacaktım tam. Her yeri kapattık biliyorsunuz. Da kapının arkasından bu çıktı. Sonra bunun çekimi varmış, unutmuşum. Onun çekimine... Kirli sepetinden bu çıktı biliyorsunuz. Aslında iki gündür evdeydim. Aynen, kirli sepetinden çıkınca çekimi varmış. Dedim... Yalnız bırakmak olamaz çünkü Farkan olur. Bir şey olur ağzım yani. Ya burada şey yaptık mıyım beni. Şimdi oturdum bekledim çekimleri bu halde bekliyorum. Böyle yazacağım. Sonra da eve gidip ne yapacağım? Temizlik yapacağım. Temizlik videosunda muhtemelen buraları olmadan izleyeceksiniz. Böyle bir güne sıkıştırabilen bir insan. Değil mi Batıkan? Kesinlikle. Ne kadar çalışkan olduğumu biliyorsun. Ne kadar çalışkan olduğunu dünyanın biliyorsun. Dünyanın en çalışkan insanısınız. Benim. O benim. Dünyanın en çalışkan insanı benim. Ne gülüp duruyorsun sen ya kendi kafana göre? Böyle şey gibi gülüyor. Böyle ay savaşçısı. Böyle anime gibi geliyor bana sesinin gülüşü. Sizce yorumları... Sizin gülüşün için Instagram sayfasını kaydırarak abone olabilir misiniz? Reklamını da böyle istemiyorum. Ben piç miyim? Hadi daha seksi. Hadi. Sıcak kumlardan soğuk denizlere atlıyormuş gibi. Hadi. Bana bunu mu yaptın? İşte ya arkadaş bunun kollarına bak ya. Düşmüş, morarmış. Bundan sonra parti derken biraz daha az iç. Biraz daha az. Hadi iyisin. Yürü git de enlamına göre yürü git.
dakika ya. Prim verdim ya. Alo, dikkat etsene biraz. Gerizekalı açın diyor. Ha? Katil Mehcan lan. Katil Mehcan lan. Bu yaşımda hapısa mı gireceğim lan? Biraz dikkatli otur da. Sen oraya poz veriyor. Batıkan da şaşırıp photoshoplu dedenin görüntüsünü şuraya koyacak. Çok güzel fikir. Güzel fikir de bunu niye ben düşünemedim? Televizyonum mu yok böyle küçük? Ben de burada çaycı gibi oldum ona. Lahmacun söyleyesim var ya. Kıyıldı ha. Şu 7-8 tane bol soğanla ekstra soğanı bir zırtlaklı sonuç oraya çekimden önce. Hiç fotoğrafa bakar mısınız? Allah aşkına. Abi bu. Teşekkür et abi. Abi teşekkür et. Teşekkür ederim abi. Bacağını kaldırdın mı? Kaldırdım. Of, ben dayanamadım. Aşırı acıktım. O yüzden kendime diyetime göre şu kadar azıcık yemek aldım. Köfte aldım. Tavuk haşlama aldım. Bir de bu erişte pilav gibi bir şey var, ondan aldım. Dessert olarak beni aldı. Dessert diyorsun, sen diyorsun. Bakayım. Ben yiyeceğim. Tavuk suyundan biraz şöyle. Oh my god. Normalde bu temizlik videosunu çekecektim. Hele bu olay geldi. Ben burayı da blokluyum istedim. Bu arada şey düşünüyorum. Normal zaten paranormal ve şey israflarınızı okuyup serilerimiz devam edecek. Onlar zaten çerez videolarımız. Ne zaman da aralara böyle vloglar koyayım istiyorum. Böyle hayatımın baya iyi kötü ne varsa çekeyim istiyorum yani. Baya böyle günlük gibi. Her hafta böyle birer vlog sıkıştırmaya çalışacağım. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yeni seri şu an yayına girdi bu arada. Tepkiler şu an çok iyi. Bakalım eğer görmediyseniz de görev yeri videosunu lütfen izleyin. Bundan önceki video olması gerekiyor ya da bundan bir önceki videodan sonra of, bilmiyorum. Görev yeri adı aç izle. Bu ara o kadar iyi hissediyor ki kendimi. Aman. Mesela şeyi yapmayı öğrendim bu süreç içerisinde. Biraz kendimi çok fazla yalnız bıraktım. Bilerek yaptım bunu. Hem arkadaşlarım çağırdı gitmedim. Bir şey deneyimlemem gerekiyor. Sanki yeni bir o günü keşfediyorum. Bunu tek başıma keşfetmem gerekiyordu. Döneme girdim. Neyse, dedim o gün bundan çıkacaksın. Çıkacaksan sen çıkacaksın. Başka kimse çıkarmayacak. Çıkarsan da bundan sonra hiçbir şey, hiç kimse seni etkilemeyecek yani. Gerçekten de öyle oldu. Artık mesela şeyi öğrendim. Birisi benim istediğim gibi hareket etmiyor. Tabii ya benim hayatımda değilse veya bana bir kötülük yaptığını düşünüyorsan. Belki de anlaşamadığınızdan da, o insanın kötü olduğundan değil. Eskiden mesela şey olur ya işte, size bile kötülük yapmışsın. Abi, o çok kötü bir insan, o resmi çocuğunu çekiyor. Tabii bu tip yargılamalar insan sadece şey yapıyor. Tümcemeye sokuyor ve o insanı, o enerjiyi hayatından atamamanı sağlıyor. O kadar böyle pure ve şey hissediyorum ki, saf hissediyorum ki bu konuda. Ağladık kız ya. Çok üzülüyorum ya. Benim şey demeyi öğrendim. Biriyle anlaşamıyorsan, biri hayatında değilse, biri senin istediğin gibi hareket etmiyorsa, şekillenmiyorsa o insan kötü bir insan demek değildir o zaman deyip sadece enerji alanına uymayan insanı hayatından uzaklaştırmayı seçtim. Yani hayatımda olan bir insan da olabilir, olmayan bir insan da olabilir. Temizlik bana o kadar iyi geldi ki ruhen, bedenen, her şekilde. Bilmiyorum, yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Yani böyle yeni bir o günü var ve ona adapte olmaya çalışıyorum. Bayağı zorlanıyorum böyle yani. Kararlarım, hazlarım, zevklerim, düşüncelerim her şey çok değişti çünkü. Ama iyi yönde değişti ben. Diyorum kesinlikle hayatımızda sorunlar varsa onlardan kaçmayın. Oturun abi evde sabah kadar ağlamam mı gerekiyor? Bırak otur sabah kadar ağla. Yüzleş onunla. Tabii çekimleri ya. Sıra gelmedi bana ya. Yok yok, senin hakkında konuşmadım. Fit köpekler, aç pislik şerif. O 5 saat geçti, daha benim sıram gelmedi. Kurduğu sese bak çocuğun. Sesini buraya çıkardık.
Goşu, yarım kilo soğanın var mı Atacı? Goşu. Hepimize geçmiş olsun. Hepimiz bitti. Saat akşam 10 diyorsunuz. Yarım saatte bitirdim. Batıkan'ın ve bizim hesaplarımızdan görebilirsiniz. Batıkan'a kesinlikle fotoğraflarınızı çektirin, pişman olmasın. O gün dediydi dersin. Ne? Destine de dedi dersiniz. %100 diyorsun. %100. Eşyalarımızı toplayız. Donumları, çantamı. Eve gidesi bir de üzerine temizlik yapacağım ben şimdi. Bu saate kadar beklemek zorunda bırakıldım. Yapacak bir şey yok. Lan sabah girdik lan. Sabah girdik yani. Allahsız köpekler. Lan çekim yapacağım diye. Ezileceğiz ha. Böyle millet kafayı yemiş ha. Böyle saçma sapan işler yapıyor. Nerede pembe bostosumuz? Bir bineyim ya. Şöyle bir bineyim ya. Ha, şu an sana yardım etmem için acıtasyon yapıyorsun değil mi? Ben mi? Evet. Erkeğe ihtiyacım yok diyorsun. Hmm, severim. Dedikten sonra ben. Daha önce hiç bostosa binmedim ben. Sen bindin mi? O binmedin mi? İlk defa bineceğim ben de. Wow, çok güzel lan. Aynen. Çok şeker. Bir şey canım, bagajı var mı acaba? Arka koltuğa atacağız o zaman. Bunda bagaj var mı? Wow, çok güzel lan. Ben Vostos'un tek kapılı olduğunu şu an öğrendim, biliyor musun? Yemin ediyorum sana. Ha, oraya attıracağım. En küçüksün. Yani beden olarak. Arkaya sıkış o yüzden hadi. Hadi gir bakayım. En küçük. Hadi gir bak. Oğlum çok güzel ya. Bunda pembe. O kadar dar ki bu arada şu an. O üstü de açılıyor. Cool şu an. Aşırı cool. Bahsettir çok iyi. Senin çelik şey değil mi ya? Evet. Ha senin ondan o bosfos şey mi? O ne zeki bir insan. Batıkan'da bunun her rengi var. Pembesine bindirdi bizi. Bakalım yarın hangisine bindirecek? Bak bak bak, hareketler bak, ne cool çocuk. Kısmen ben olsam, evet ya babam çok zengin. Elindekini de ha, sen açı ver, bir şey de sen yap yani. Bunu da verdi, kilitledin zaten. Ama ben kısmende. Bak bana tatlışlıklar ya. Gir 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 gir. Çık 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 çık. Açlıktan ölüyorum. Oh. Gençler şimdi eve geldim. Yeni böyle yemeğimi bitirebildim, şey yemeğimizi yedik falan. Sesini gönderdim. Uçan Akkale arkadaşından düğününe gidecek işte. Hala ev bu arada dağılık. Sıra dağla dağla abi, şu evin haline bak. Şimdi de temizlik videosu çekeceğim, çekiyordum zaten. Sonra da çektim, çekime katıldım. Aynı zamanda vlog çektim, bir de üzerine şu an temizlik videosu çekeceğim. Yoruldum ama yapacak bir şey yok. Sizle arayı çok savurtmak istemiyorum. Zaten size çok fazla vlog istiyorsunuz. Vlog izlemeyi çok sevdiğiniz için de isteklerinizi yerine getirmeye çalışıyorum. O yüzden biraz sıkı çalışmam gerekiyor. Yapacak bir şey yok gülüm. Çalışalım. İşimiz ne? Bundan sonra hayatımda böyle basit bir şekilde bir yere de gitsem vloglayıp aynı zamanda sizin de yanına götürmek istiyorum. Eğer hoşunuza gittiyse bu şekilde kısa vloglar, lütfen aşağı bunu yazın. Bu tip vlogları da arada bir sizlere serpiştirebilirim. Eğer çok çok isterseniz buna göre de bir içerik planlaması oluşturabiliriz. Öpüyorum sizi. Kendinize çok dikkat edin. Ben temizler videoda görüşürüz.